Vatandaşların meclise ilettiği istek ve şikayetleri inceleyen komisyona adeta dilekçe yağdı. Mahallesine nöbetçi cami isteyen de vardı. 25 yıl evli kalan kadının emekli olmasını talep eden de işte o ilginç dilekçeler. Kimi nöbetçi cami istedi. Zaten camiler açık değil mi ama? Nöbetçi cami mi? Gerek yok bence. Kimi serpme kahvaltı yasaklansın dedi. Serpme kahvaltı boşu boşuna israf. Binlerce dilekçe tek tek okundu. Birbirinden ilginç istekler gündem oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na dilekçe üstüne dilekçe yağıyor. Bir yılda tam 5000 dilekçe gönderildi ve o dilekçeler arasında birbirinden ilginç istekler var. Serpme kahvaltı yasaklansın isteği, 25 yıl evli kalan kadınlar emekli sayılsın diye bir talep, sürekli nafaka kaldırılsın diyenler de var. Biri demiş ki mahallelerde nöbetçi cami olsun. Komisyona kadınlardan 1453 dilekçe geldi. Belli ki erkeklerin derdi daha çoktu. Onlar 3501 dilekçe yolladı. Adam bir sene evli kalıyor, 40 sene şey ödüyor, nafaka ödüyor. Niye? 25 yıl evli kalan kadınlar emekli sayılsın. Sayılsın. Evet, sayılsın. Evet. Haklılar. Hem evde çocukla hem hayat mücadelesi işte evde. Çok haklılar. Kadınlar çok zahmet çekiyorlar ev için, her şey için. O yüzden mutlaka böyle bir şey olması gerekiyor. Niye emekli olsun? Nereden emekli olacak? Evlilikten mi emekli evet. olacak? Böyle bir istek var. Ya çok saçma bir şey. Bir kadın 20 yaşında evlense, 45 yaşında emekli olsa bu düzen nasıl yürüyecek? Serpme kahvaltı için dilekçe yazanlar bile çıktı. Biri demiş ki serpme kahvaltı yasaklansın. Doğru. Serpme kahvaltı diyorlar, dünya kadar fiyat çekiyorlar. Öteki taraftan aynı tabağın içinde getiriyor. O minicik şey bile seni doyuruyor. Dilekçe yazmayanlar da isteklerini buradan iletti. Emeklileri düşünsün hükümet. ÖTV bir düzenleme gelebilir. Eşitlik olsun.